Monster Antoloji serisinin yeni sezonu yine büyük tartışmalarla karşımızda. Jeffrey Dahmer dizisinin büyük başarısı ardından Ryan Murphy bu sefer ebeveynleri Jose ve Kitty Menendez'i katletmekten hüküm giyen iki erkek kardeşin, yani Lyle ve Eric Menendez kardeşlerin hikayesini ekranlara taşıdı. Biz de bugün geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story dizisi hakkında konuşacağız. Eric, I know that they would be proud of us. Herkese selamlar, Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. Ryan Murphy'nin yaratıcılığında ortaya çıkan Monster, The Jeffrey Dahmer Story 2022'de Netflix'te yayınlandı. Ve bu dizi hem çok konuşuldu hem de çok izlendi. Öyle ki halen Netflix'in tüm zamanlarda en çok izlenen dizileri arasında 3. sırada yer alıyor. Hal böyle olunca devamının gelmesi kaçınılmazdı elbette. Ben şahsen yine ünlü seri katillerden devam edeceklerini düşünmüştüm. Hatta ilk sezonda kısa da olsa bahsi geçen John Wayne Gacy'yi işleyeceklerini tahmin ediyordum. Ancak benim tahmin ettiğim gibi olmadı. İkinci sezonun Lyle ve Eric Menendez hakkında olacağı açıklandı. Bu karar en başından beri bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Çünkü karşımızda Jeffrey Dahmer gibi canavar olduğundan emin olduğumuz insanlar yok. Lyle ve Eric Menendez davası oldukça tartışmaya açık bir dava. Bilmeyenler için biraz dizinin merkezindeki bu olaydan bahsetmek istiyorum. Oldukça başarılı bir iş adamı olan Jose Menendez ve eşi Kitty 1989 yılında Beverly Hills'teki malikanelerinde defalarca pompalı tüfekle vurularak öldürülüyorlar. Bu çiftin iki oğlu var, isimleri Lyle ve Eric. Anne ve babasının cesetlerini bulup polisi arayıp cinayeti haber verenler de onlar hatta. Polis önce bu cinayetin mafyanın işi olabileceğini düşünüyor ancak pek bir şey bulamıyor. Anne babalarının ölümü ardından Lyle ve Eric büyük bir mirasa konmuş oluyorlar ve o 6 aylık süre içerisinde de inanılmaz ciddi şekilde para harcamaya başlıyorlar. İşte Rolex saatler alınıyor, yeni arabalar alınıyor, tatiller, yeme içme derken gerçekten dikkat çekici şekilde para saçıyorlar. Ancak polis şüphelense bile o an için ellerinde herhangi bir kanıt yok. Sonra Eric vicdan azabına daha fazla dayanamıyor ve cinayetlere abisiyle birlikte işlediklerini görüştüğü psikoloğa itiraf ediyor. Hatta psikolog bazı konuşmaları kayıt altına da alıyor. Psikolog sonra bu olayı gidip metresine anlatıyor. Metres de gidip Eric ve Lyle Menendez'i polise ihbar ediyor. Sonuç olarak kardeşler tutuklanıyorlar. Davanın başlamasıyla birlikte ise olay bambaşka bir boyut kazanıyor. Çünkü Menendez kardeşler anne babalarını öldürdüklerini kabul etseler de tüm hayatları boyunca babaları tarafından psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Ve babalarını ifşa edecekleri için babalarının onları öldürmekle tehdit ettiğini, bu yüzden cinayet işlediklerini söylüyorlar. Savcılık ise kardeşlerin ailenin büyük servetine konmak için bu cinayeti işlediğini savunuyor ve sonuçta 1996 yılında Eric ve Lyle Menendez kardeşler suçlu bulunarak şartlı salıverilme olasılığı olmaksızın müebbet hapse mahkum oluyorlar. İki kardeş de şu an hala hayatta ve hapisteler. Menendez kardeşlerin hikayesi benim diziden önce de hakkında bilgi sahibi olduğum bir hikayeydi. O yüzden bu sefer gerçekte olanlarla dizide anlatılanlar arasında bir kıyaslama yapabildim. Bu videoda da önce diziyle ilgili görüşlerimi, daha sonra da olayın kendisiyle ilgili görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Monsters dizisinin bence en başarılı tarafı oyunculukları. Genç oyuncular Nicholas Alexander Chavez ve Cooper Koch, Lyle ve Eric Menendez kardeşleri canlandırıyorlar. İkisi de açık seçmelere katılarak seçilmişler bu roller için. Ve bence özellikle Cooper Koch müthiş bir performans sergiliyor. 9 bölümden oluşan dizinin 5. bölümü The Hurt Man ismini taşıyor. Bu bölüm 36 dakikalık tek planda çekilmiş, inanılmaz başarılı bir bölüm. Kamera geniş açıyla başlıyor ve Eric Menendez konuştukça, hislerini, yaşadıklarını anlattıkça yavaş yavaş onun yüzüne doğru yaklaşıyor. Cooper Koch gerçeküstü, inanılmaz başarılı bir performans sergilemiş.
Çok etkileyici, çok rahatsız edici bir bölümdü. Hatta belki de bu yılın en başarılı dizi bölümlerinden bir tanesiydi. Gelecek yılın ödül törenlerinde gözden kaçmayacağını düşünüyorum. Dizide anne Kitty Menendez'i Chloe Sevigny, baba Jose Menendez'i ise Javier Bardem canlandırmış. Kadroda ayrıca Ari Grainer, Nathan Lane ve Leslie Grossman gibi isimler de var. Ben açıkçası avukat Leslie Abramson rolündeki Ari Grainer'ın da performansını çok beğendim. Gerçek avukatın konuşmasını bir defa dinleseniz siz de ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bence Menendez kardeşlerin gerçek hikayesini bilmeyenler bilenlerden daha fazla beğeneceklerdir bu diziyi ki bizim evde de öyle oldu. Gökhan diziyi benden daha fazla beğendi çünkü olayları öncesinde bilmiyordu. Benim Monsters'la ilgili genel düşüncem ise Ryan Murphy'nin bu sefer sıçıp batırdığı ve hatta sıvadığı yönünde kendi ensest fantazilerini zaten oldukça korkunç ve gerçek bir hikayenin içerisine eklemiş. Ben şahsen posterleri ilk gördüğüm an huylanmıştım zaten. Çünkü anne babasını öldüren iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı bir dizide üstü çıplak şekilde poz veren iki adamın olduğu bir poster ne alaka diye düşünmüştüm. Ki huylanmakta haklı olduğum da ortaya çıktı zaten. Dizinin daha ilk bölümlerinde Lyle ve Eric'in dudaktan öpüşme sahnesi, birbirlerine sürtünerek dans etme sahneleri var. İki kardeş arasında homoerotik bir ilişki olabileceğine dair imalar daha ilk bölümlerde mevcut. Ki sanıyorum 7. bölümde açık açık söylüyorlar zaten bunu. Kardeşlerin bu sır ortaya çıkmasın diye anne babalarını öldürdükleri iddia ediliyor. Bu iddiaları görünce benim tadım oldukça kaçtı açıkçası. Çünkü dediğim gibi bugüne dek bu davayla ilgili çok şey izledim, okudum, dinledim. Ve bu tarz bir iddianın gündeme geldiğini ilk defa bu dizide gördüm. Zaten Ryan Murphy de tam olarak bu yüzden çok fazla tepki çekti. Gerçek hayatta davada cinayetlerin sebebi konusunda iki olasılık üzerinde duruluyor. Savcılık cinayetler para için işlendi diyor. Eric ve Lyle da savunma olarak hayır biz bütün hayatımız boyunca babamız tarafından taciz edildik. O yüzden bunu ifşa edecektik. Babamız bizi ölümle tehdit etti. Kendimiz ölmemek için biz onları öldürdük diyorlar. Bence dizide de sadece bu iki olasılık üzerinde durulmalıydı. Dizide taraf tutmadan, bir tarafı canavar bellemeden tüm olasılıkların üzerine durmak istemişler. Bu yüzden anne babayı bir sahnede korkunç insanlar gibi gösterirken başka bir sahnede iyi birer anne baba gibi gösteriyorlar. Eric ve Lyle'ı bir sahnede tüm hayatları boyunca istismar edilmiş kırılgan çocuklar gibi gösterirken başka bir sahnede anne babasını öldüren sosyopat yalancılar gibi gösteriyorlar. Evet, o ailede, o evde neler yaşandığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak bu anlatım şekli çok kafa karıştırıcı olduğu gibi gerçekleri çok yansıtmıyor aslında. Çünkü şu anda olaylara hakim olmayan pek çok izleyici gerçekten Lyle ve Eric arasında ensest bir ilişki olabileceğine inanıyor. Halbuki böyle bir iddia davalar sırasında gündeme bile gelmemişti. Bu tamamen Ryan Murphy'nin bu hikaye sanki yeterince çarpıcı değilmiş gibi uydurduğu bir şey. Ki açıkçası bence Lyle ve Eric'in cinsel istismara uğraması da yalnızca bir iddia değil. İlk mahkeme sırasında çeşitli deliller ve tanık ifadeleriyle kanıtlanmış bir gerçek. Monsters 9 bölümden oluşmasına rağmen karakterleri bize tanıtma konusunda bence çok yetersiz kalıyor. Örneğin baba Jose Menendez sporcu bir aileden geliyor. Babası başarılı bir futbolcu, annesi madalyalı bir yüzücü. Kendisi de üniversiteye yüzme bursuyla gidiyor zaten. Ve bu yüzden de oğullarının spor konusunda başarılı olmasına kafayı takmış bir adam. Çocukları daha 4-5 yaşlarındayken spora başlatıyor. Belli bir yaştan sonra her gün idman yaptırıyor. Başarılı olma baskısı yapıyor. Bu arada kendisi 16 yaşındayken hiçbir şeysiz Amerika'ya gelmiş ve sıfırdan milyoner olmuş birisi. İş konusunda çok despot ve çok acımasız bir adam olduğu da biliniyor. Jose Menendez'in karakterinin oğullarının nasıl birer insan olduğuyla çok ilgisi var aslında. Ancak dizide bu konu üzerinde yeterince durulmamış. Dizinin 5. bölümü mükemmeldi. Oyunculukları da çok iyiydi. Ancak genel olarak baktığımda 2. sezonun ilk sezon kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. Dahmer çok karanlık, çok rahatsız edici bir yapımdı. Sonuçta katil olmak başka bir şey, seri katil olmak bambaşka bir şey.
Eğer monster konseptli bir dizi çekilmek isteniyorduysa Menendez kardeşler bunun için doğru seçim olmamış bence. Gelelim dava ve Menendez kardeşlerle ilgili düşüncelerime. Lyle ve Eric Menendez'in suçlu oldukları ortada, cinayetleri itiraf ettiler. Ben pek iyi insanlar olduklarını da düşünmüyorum çünkü büyüdükleri ortam buna müsaade etmemiş. Ancak yaşadıkları cinsel istismarın kesinlikle doğru olduğuna inanıyorum. Ve fakat yine de cinayetleri ölüm korkusuyla işlediklerine pek ihtimal vermiyorum. Bence cinayetleri asla özgür olamayacakları, asla babalarından kurtulamayacakları korkusuyla işlediler. Çünkü sadece cinsel taciz değil, baba tam bir kontrol manyağı. Lyle ve Eric kardeşlerin her şeylerine karışıyor. Bence kardeşler geleceklerine baktılar ve babaları hayatta olduğu müddetçe bir çıkış yolu göremediler. Cinayetleri de bu yüzden işlediler. Bu olay baştan sona sansasyonel bir olay ve davanın bu kadar medyatik oluşu da maalesef kardeşlerin adil bir şekilde yargılanmasına engel olmuş bence. O dönemde toplumun bakış açısı çok farklı. Erkeklerin cinsel istismara uğrayabileceğine inanmıyor kimse. Bu dava Court TV'den canlı yayınlanan ilk dava. Eric ve Lyle'ın uğradıkları tacizi anlatmalarını herkes izliyor neredeyse. Ve Menendez kardeşler Amerika'da resmen alay konusu oluyorlar. SNL'de skeç falan yayınlanıyor bu istismar hakkında. Ayrıca bir diğer sansasyonel dava, O.J. Simpson'ın davası da Menendez'lerin davasından hemen önce gerçekleşiyor. Ve açıkçası biraz da O.J. Simpson suçsuz bulunduğu için Menendez kardeşleri suçlu buluyorlar. Kalkıp bir cinayeti ve katilleri savunacak değilim. Fakat Menendez kardeşlerinin yaşadıkları istismar göz önüne alındığında eğer bu dava şimdi görülseydi sonuçların çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Netflix 7 Ekim'de The Menendez Brothers isimli bir belgesel yayınlayacak bu arada. Umarım bu belgesel film gerçekleri yansıtma konusunda diziden daha başarılı olur. Diziyi izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Olayı önceden biliyor muydunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beğenilerle, yorumlarla bu videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Katıl aboneliği başlatmayı da düşünebilirsiniz belki. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.